Teknoloji Okudan herkese merhabalar arkadaşlar. Malum artık bahar aylarına girdik ve havalarda yavaş yavaş ısınmaya başladı. Tabii ki bahar denilince insanın aklına gelen ilk şeylerden birisi de piknik oluyor. Son dönemde pikniklerin vazgeçilmezi ise taşınabilir, yani Bluetooth hoparlörler diyebiliriz. Bu hoparlörlerin en güzel yanı şu arkadaşlar, telefonunuzun şarjının daha az gitmesini sağlıyor. Örneğin bir müziği telefonunuzdan çaldığınızda şarjı hızlı bir şekilde bitebilir. Fakat telefonunuzu bir taşınabilir hoparlörle eşleştirirseniz ve buradan çalarsanız telefonunuzun şarjı çok daha uzun gidecektir. Bunun yanı sıra çalma süresini de önemli oranda arttırmış olacaksınız. Elbette ki bunlar Bluetooth hoparlörler olmasına rağmen pek çoğunda arkadaşlar microSD ya da USB gibi desteklerde bulunuyor. Yani telefonunuzu bağlamasanız bile bu cihazlara microSD kart takarak ya da USB bellek takarak ne yapabiliyorsunuz? Bu depolama aygıtları üzerinden müzik çalabiliyorsunuz. Peki halihazırda şu anda sizler için en ideal taşınabilir hoparlörler hangileri? Biz bunu belirlemek için Marmara Forum'da bulunan MediaMarkt mağazasına geldik ve burada çeşitli modelleri inceledik ve her bütçeye uygun yelpazeden birer model seçmeye çalıştık arkadaşlar. Dilerseniz şimdi bu modellere bir göz atalım. Evet, sizlere önereceğimiz ilk model elimde görmüş olduğunuz Ultimate Airs modeli arkadaşlar. Bu hoparlör bizlere 90 wattlık bir güç sunuyor. Bluetooth ile kolayca bağlanabiliyorsunuz. Telefonunuzu kolayca eşleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen arka kısmında şarj girişimiz bulunuyor ve buradan cihazı basit bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Elbette burada önemli olan sizlere ne kadar pil ömrü sunduğu. Hemen belirtelim. Bu hoparlörle yaklaşık olarak arkadaşlar 15 saat boyunca kesintisiz bir şekilde müzik çalabiliyorsunuz. Bu hoparlör aynı zamanda su geçirmiyor arkadaşlar. Bu neden önemli? Örneğin havuz kenarında kullanmak isteyebilirsiniz. Bir göl kenarında kullanmak isteyebilirsiniz. Bir kaza gelebilir başına. Dolayısıyla hoparlörün su geçirmediğinde sizlerle paylaşmış olalım. Gelelim bir başka önerimize arkadaşlar. Tabii ki burada bir de Sony imzalı bir hoparlör bulunuyor. SRS-XE200 bu modelin adı ve gerçekten şık bir tasarıma sahip. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar, şık bir tasarım hattıyla karşımıza çıkıyor bu hoparlör. Burada Sony beşgen bir tasarım hattına yer vermiş. Genele baktığımız zaman taşınabilir hoparlörler kare ya da yuvarlak hatlarda karşımıza çıkıyordu ama Sony burada biraz daha şık bir tasarıma yer vermiş durumda arkadaşlar. Bu hoparlör ile 16 saat boyunca müzik çalabilirsiniz. Ayrıca şunu da belirtelim, IP67 sertifikası ile geliyor. Bu ne demek? Yine toza ve suya karşı dayanıklı. Yani dilerseniz ormanda, piknikte kullanabilirsiniz. Tozun içinde kalsa dahi bundan etkilenmeyecek bir yapıya sahip. Dilerseniz bir göl kenarında, deniz kenarında, havuz kenarında kullanabilirsiniz. Yine suya karşı da dayanıklı olduğu için kolay kolay ıslanmalardan vesaire etkilenmeyecektir arkadaşlar. Gelelim arkadaşlar bu cihazda bulunan bir artı özelliği. Bunun içerisinde bir adet de mikrofon bulunuyor. Bu ne demek? Örneğin telefonunuza buna bağladınız ve o anda bir arama gerçekleşti. Yani sizi biri aradı diyelim. Hemen ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Telefonunuzu açtığınızda direkt olarak bu hoparlör üzerinden de konuşabilirsiniz. Zaten sesi doğal olarak verecektir ve mikrofonla da ne yapabilir? Sizin sesinizi karşı tarafa iletebilir. Zaten hemen arka kısmında bir adet mikrofon tuşu yer alıyor. Eğer bu mikrofon tuşuna bastığınızda mikrofonu da rahat bir şekilde kapatabiliyorsunuz. Eğer biraz daha böyle tasarımsal açıdan farklı bir cihaz arıyorum diyorsanız Sony'nin bu XE200 modelini de sizlere tavsiye edebiliriz. Gerçekten güzel bir tasarıma sahip. Ağırlığı da 800 gram. Yani bir taşınabilir hoparlöre göre oldukça hafif diyebiliriz. Şimdi gelelim 3. modelimize. 3. modelimiz ise arkadaşlar JBL Charge 5. Biliyorsunuz zaten JBL ses sistemleri söz konusu olduğunda dünyaca ünlü bir marka. Dolayısıyla taşınabilir hoparlör tarafında da geniş bir yelpazeye sahip ve burada da sizler için önereceğimiz model Charge 5 olacak arkadaşlar. Tabii ki bu cihaz az önce önerdiğimiz hoparlörlere nazaran daha premium, daha üstün özelliklere sahip. Bunu size hemen baştan belirtmiş olalım. 40 wattlık bir güce sahip arkadaşlar bu hoparlör.
ve Bluetooth haricinde arkasında yer alan USB yuvası ile birlikte ne yapabiliyorsunuz? Flash bellek üzerinden de medyalarınızı bu hoparlörden yürütebiliyorsunuz. Yine su ve toza karşı dayanıklı bir yapıda geliyor ve bunun yanında da 960 gramlık bir ağırlığı var. Tasarım olarak gerçekten hoş bir tasarıma sahip. Şu alt kısımda gördüğünüz gibi kaymasını engellemek için plastik barlar yerleştirilmiş durumda. Yani şu şekilde bunu koyuyorsunuz. Yuvarlanma vesaire de olmuyor. Bu açıdan baktığımızda gerçekten hoş bir hoparlör olduğunu sizlere söyleyebiliriz arkadaşlar. Pil ömrü ise 20 saat, yani rakiplerine oranla pil ömrünün biraz daha uzun olduğunu söyleyebiliriz. Eğer ben biraz daha bütçe dostu bir şeyler arıyorum diyorsanız hemen sizlere bunun içinde bir tavsiyede bulunalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Anker'in SoundCore Mini 3 Pro'su var elimde şu anda. Ayrıca taşınabilirlik açısından da rakiplerine göre biraz daha mobil kalıyor. Burada önemli olan nokta şu. Hani hoparlörü küçük gördüğünüz için ya acaba bunun müzik çalma süresi ne kadardır diye düşünebilirsiniz. 15 saate kadar bir müzik çalma süresi var arkadaşlar. Yani oldukça uzun. Tabii ki burada güç tarafında rakiplerine oranla, daha doğrusu az önce sizlere gösterdim hoparlörler oranla biraz daha geride kalıyor. 5 wattlık bir güce sahip hoparlör yine de akıllı telefonunuza kıyasladığında çok daha yüksek bir performans sunduğunu sizlere belirtmemiz gerekiyor. Evet, en iyisini, en güçlüsünü en sona sakladık diyebiliriz arkadaşlar. Şu anda yanımda Harman Kardon imzası taşıyan Aureo Studio 3 kablosuz Bluetooth hoparlör bulunuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten ihtişamlı bir görüntüsü var. Ve bu hoparlörün çıkış gücü tam olarak 135 watt. Yani bunu açtığınızda etrafınızda bir parti verebilirsiniz arkadaşlar. Özellikle kamp alanlarında bu hoparlörün oldukça işlevsel olduğunu söyleyebiliriz. Dediğimiz gibi bu hoparlörü açıp sesi biraz yükselttiğiniz anda ortam bir anda parti havasına dönüşüyor. Elbette bu hoparlörü arkadaşlar sadece böyle dışarıda kullanma anlamında düşünmeyin ki nitekim bunu evinizde de rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Hatta evinizde bir müzik sistemi varsa, bir hoparlör sistemi varsa onun yerini alabilecek güçte ve alabilecek görsellikte bir ürün. 3.6 kilogram ağırlığa sahip. Bas kısmı hemen alt tarafta bulunuyor arkadaşlar ve görüldüğü üzere oldukça şık. Şunu sorabilirsiniz, Bluetooth haricinde başka bir bağlantı noktası var mı? Evet, bunda AUX girişi de var arkadaşlar. Yani cihazın arkasından AUX girişinden televizyonunuzu vesaire bağlayabiliyorsunuz. Bunu da sizlere belirtmiş olalım. Evinizde de rahatlıkla kullanabileceğiniz, hatta televizyonunuzu bağlayıp ses sisteminin yerine koyabileceğiniz bir hoparlör. Elbette az önce bahsettiğimiz diğer hoparlörleri de bu tarz işlevler için kullanabilirsiniz. Ama ev içinde biraz daha böyle göze güzel gözüken, biraz daha böyle heybetli duran bir hoparlör ararsanız Harman Kardon'un bu modeline göz atmanızı tavsiye ederiz arkadaşlar. Eğer şimdiye kadar sizlere tanıttığımız taşınabilir hoparlörler hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru varsa bu videonun altında bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz. Bizler de elimizden geldiği kadarıyla sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.